Manas Üniversitemiz, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa kurmuş olduğu bir altın köprüdür. Bu köprü eğitim alanındaki başarılarını katlayarak devam etmektedir. Özellikle son 3 yıl içerisinde önemli değişiklikler yaptık. Üniversitemizde değişim ve dönüşümü başlattık. Bu değişim ve dönüşümle birlikte çok sayıda laboratuvar kurduk. Bugün övünerek söyleyebiliriz ki Orta Asya'nın en çok laboratuvarı olan, öğrencinin kullandığı bir laboratuvar olan üniversitelerin başında gelmekteyiz. Yine ayrıca üniversitemizde yeni fakülteler, yeni enstitüler kurduk. Bu enstitülerle birlikte çalışma alanlarımızı genişlettik. Sonuç olarak üniversitemiz geçen yıl dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasına girme başarısını gösterdi. Tabii ki bu başarı Manas ailesini gururlandırıyor. Biz bir bütün bir aile olarak her ferdiyle çaba göstererek bu sonucu elde ettik. Bu sonuç bir defaya mahsus olmadığını gösteren bu seneki veriler de elimize geçti. YÖK de Türkiye'de bunu yayınladı. Bu verilere göre yine biz dünyanın ilk binindeyiz. Yani 850. olarak daha iyi bir rakama doğru gidiyoruz. Her yıl bizim oranımız artıyor. Yani yayın oranımız, mesela son 3 yılda yaptığımız uluslararası yayın, geçmiş 25 yılın çok üstünde 3-4 katı yayın yaptık. Atıflar öyle arttı. Hoca kalitemizi yine artırarak devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi devam ettiriyoruz. Bir bütün olarak daha iyi neticeler elde edebilmek için çaba gösteriyoruz. Tabii dünyada 850. olmak üniversitemiz için bir gurur vesilesi. Bu aynı zamanda Türkiye eğitimi için de çok önemli. Aynı zamanda Kırgızistan eğitimi için de son derece önemli. Türkiye'de son yıl özellikle YÖK'ün çabalarıyla, üniversitelerimizin gayretiyle dünyanın ilk bine giren üniversite sayımız arttı. Bunun yanı sıra Kırgızistan'da yine tek üniversite olma özelliğini gösteriyoruz. Biz diğer Kırgızistan'daki üniversitelere de bu konuda destek veriyoruz. Onların da başarı oranlarının artması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu konuda Kırgızistan Başbakanımız ve Milli Eğitim Bakanımıza da söz vermiştik. Onları da yerine getiriyoruz. Ümit ediyoruz ki bizimle birlikte birkaç üniversite daha Kırgızistan'da dünyanın ilk bin üniversiteleri arasına girsinler. Bir üst segmente geçmeyi arzu ediyoruz. Bu anlamda da büyük bir çaba gösteriyoruz. Hedefimiz var. Hedefimiz biraz yüksek ama bu hedefi gerçekleştirebilecek kadroya, akademik kadroya, idari kadroya sahibiz. Hedefimiz dünyada ilk 500'e giren üniversite olma özelliği taşıyabilmek. Bütün çabamız bu yönde devam ediyor. Ben buradan öğrencilerimize de seslenmek istiyorum. Dünyanın ilk bininde olan güzide bir üniversitede okumak için üniversitemizi tercih etsinler. Kırgızistan'da eğitimiyle ön plana çıkan bir üniversite olmak arzusundayız. Evet, onda başarıyı elde ettik. Yani slogandaki hedefe ulaştık. Ama biz aynı zamanda Kırgızistan'da insanlara dokunan, insanlara ulaşan, insanlarla birlikte hareket eden, Kırgız'ın ekonomisine, sosyal hayatına, turizmine, her alanına katkı sağlayabilecek bir üniversiteye dönüşmek istiyoruz. Bu anlamda pandemi bize gösterdi ki sağlık çok önemli. Sağlık alanına yatırım yapmak lazım. Biz tıp fakültemizi kurduk. Artık bundan sonra fakültemize kontenjan bekliyoruz. Takdir YÖK'ün ne zaman kontenjan verirse öğrencilerimizi alacağız ve bu alanda da ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz. Bizim amacımız en iyi yapabilmek. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi bize çok önemli destek sağlıyor. Yakın takip ettiğini biliyoruz. Onun göstermiş olduğu hedeflere doğru layık bir şekilde hareket etmek en önemli gayretimiz. Aynı şekilde Kırgız Cumhurbaşkanımız Sadır Japarov Bey de
bize önemli bir destek sağlıyor, bizi takip ediyor, ilgileniyor. Her yerde de bizim üniversitemiz örnek gösteriliyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Onların övgüsüne, onların göstermiş oldukları hedeflere varmak için de elimizden gelen en iyi çabayı göstereceğimize hiç şüphemiz yok. Biz tıp fakültesinin çalışmalarını Kırgızistan için 2021 Aralık ayında tamamladık. YÖK'e gönderdik. Aynı zamanda bu çalışmalarımız 22-23 yılında da devam etti. Özellikle 22 yılının son döneminde yapılan mütevelli toplantılarında da bu neticeye bağlandı. Yani 23 yılı için artık öğrenci almamamız için hiçbir neden kalmadı. Tek neden YÖK'ün bize vereceği kontenjanlar. Bunun için biz üniversite olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. Kontenjan bekliyoruz. YÖK takdir ettiği takdirde biz hemen öğrenci alabilecek konumdayız. Laboratuvarlarımızda, dershanelerimizde, her şeyimizde hazır bir vaziyette bekliyoruz. Biz üniversiteye Türkiye'nin başarılı öğrencilerini bekliyoruz. Türk dünyasının başarılı öğrencilerini bekliyoruz. Bu anlamda Türkiye'den tercih edecek öğrencilerin ilk 100 bine girenlerin yılda bir kez uçak biletlerini de veriyoruz. Yurt dışı gibi görülüyorlar. Aslında bu ana vatanımız. Yurt dışı değil. Kampüs üniversitesiyiz. Rahat bir ortam var. Üniversiteler, öğrencilerimiz gülüyorlar. Yüzleri gülüyor. Başarılı oranı yüksek. Bitirdiklerinde iş imkanı hazır. Bizim öğrencilerimizin arasında işsiz öğrencimiz yok. İş garantili bir üniversiteyiz. Bir hususu da yine bilmek gerekiyor. O da biz ücretsiz bir üniversiteyiz. Kırgızistan'ın en başarılı, en zeki çocukları bize geliyorlar. Biz istiyoruz ki Türk dünyasının ve dünyanın en kaliteli öğrencileri bu dünyanın ilk bininde olan üniversitede başarılı bir eğitim alarak topluma, ülkelerine, insanlığa faydalı bireyler olarak yetişsinler ve fayda sağlasınlar.